Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu videomuzda Aralık ayındaki gökyüzü hareketlerini size etkilerinden bahsedeceğim. Evet gündemin gayet yoğun bir ay yine bizi bekliyor. 2021'in kendi gibi kapanışı da hızlı olacak. 4 Aralık'ta Yay burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma Haziran 2020 ile birlikte başlayan ikizler yay tutulmalarının sonuncusu olacak. Yani aslında bizim son bir buçuk senedir yaşadığımız olayların tamamlanması, kapanışı bu tutulmayla birlikte olacak diyebiliriz. Normalde güneş tutulmaları yeni başlangıçları ifade eder. E, kapanıştan bahsediyoruz, tamamlanmalardan bahsediyoruz. Çünkü yeni bir başlangıç olabilmesi için e, bir tamamlanma gerekiyor. Bunu eğer bugüne kadar yapmadıysak bu bir buçuk sene içinde, halledemediysek, tamamlayamadıysak bu olayları bitirmek için son fırsat olacak bu tutulma. Siz e, yengeçler ve yükselen yengeçler daha fazla çalışma şartlarıyla ilgili, e, günlük düzeninizle ilgili, eyleme... E, Geçmeniz gereken bazı konularda e, adım atmadıysanız bu alanlarda bir takım tamamlanmaları yaşamanız gerekecek. E, eğer bu yapılmazsa bunu e, e, yapmak zorunda kalacağınız bir dizi daha zorlu olayla karşılaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ileri dönük hedeflerinizi yapabilirsiniz. E, değiştirecek bazı olaylarla karşılaşacaksınız bu dönemde çalışma arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik gündemler olabilir e, Aşk hayatınızda da gerçekten istekli ve kararlı olduğunuz noktalarda atacağınız adımlarda sizi destekleyen bir görünüm var bu e, Güneş tutulmasında Güneş tutulmasının etkileri de Nisan ayına kadar devam edecek diyebiliriz. 13 Aralık'ta ise Mars yay burcuna geçecek ve 24 Ocağı kadar da yay burcundaki yolculuğuna devam ediyor olacak. Mars gezegeni bizim yaşama nasıl tutunduğumuz ve hırslarımızı ortaya nasıl koyduğumuzu gösteren gezegendir. Bu girişimci ve ateşli burç yayın heyecanlı doğasıyla bir araya geldiği zaman bu maceracı doğayla bir araya geldiği zaman aslında bu dönem içinde eylemler biraz daha gözü karalık içerebilir. Sizler bu dönemde e, beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir takım düzenlemelere gitmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda günlük akışınızda bazı değişiklikleri e, yaratmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla da bu süreç içinde çok ön yargılı olmamaya gayret etmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken alan bu. Yine 13 Aralık'ta Merkür yani iletişim gezegenimiz de burç değiştiriyor. Oğlak Burcu'na geliyor ve 2 Ocağı kadar da Oğlak Burcu'nda hareketine devam edecek. Merkür Oğlak Burcu'ndayken bizim düşüncelerimiz daha ciddileşir, daha stratejik anlamda ee, ilerlemek isteriz olayları biraz daha e, teyidini e, ararız sorumluluk almaya e, yöneliktir düşünce şeklimiz Venüs doğulakta olduğu için bu dönemde mantık duygunun daha önünde olacak, kararlarımız daha mantık odaklı e, olacak. Sizler bu dönemde daha çok e, ikili ilişkilerinizde, işbirliği içinde olduğunuz alanlarda e, yaşayacaksınız bu etkiyi. Ee, daha e, ilişkilerinizde ciddi ve mesafeli bir iletişim şeklini tercih edebilirsiniz. Düşüncelerinizde daha çok e, paylaştığınız e, sorumluluklarınız ve ilişkileriniz olacaktır bu dönemde. 18 Aralık'ta ise oğlak burcunda ilerleyen Venüs e, retro hareketi için hazırlığına başlıyor ve 18 Aralık 30 Ocak arasını e, retro harekette geçiriyor. Bizim değer duygumuzu ve kendimizi nasıl değerli hissettiğimizi anlatan e, Venüs Retros'u sırasında e, bu değer duygusunu oldukça sorgulatacaktır. İlişkiler üzerinden e, sorgulayacağınız bir süreç olacak. Bu ilişki içinde gerçekten ben değerli miyim? E, hangi alanlarda daha değerli olabilirim? E, geçmiş konular daha fazla gündeminize e, gelecektir ilişkilerinizde ya da eski ilişkiler bu süreç içinde oldukça fazla e, karşılaşacağınız durumlar olabilir. Mümkün olduğu kadar e, eski ilişkilerde de mevcut ilişki içindeki sorunlarda da sorunu çözmeye odaklanın. Yani o ilişkinin devam etmesi e, ya da bitmesi değil esas konu. Sorunun çözümü olmalı. Venüs retrosu bize daha çok bunun altını çiziyor. Kimi zaman sorunu çözdüğümüz zaman ilişkimiz devam ediyor, kimi zaman da bitmesi gerekiyor. Orada e, daha fazla sorunun çözümüne odaklı olmak önemli. Yeni bir ilişkiye başlamak için çok uygun bir dönem değil ama mevcut bir e, eski ilişkiniz tekrar gündeme gelmiştir ve siz o sorunları çözmüşsünüzdür. O zaman devam etmek e, tabii ki e, Venüs retrosunun zaten işaret ettiği nokta. Yine e, Venüs retro zamanlarında e, yatırımlar yapmak çok uygun değildir. E, estetikle ilgili operasyonlar için e, uygun zamanlar değildir. Venüs retrosunun bitimi olan 30 Ocağı beklemek bu alanlar için daha e, verimli olacaktır. 19 Aralık'ta ise İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda Değişken niteliklerin baskın olduğunu görüyoruz gökyüzünde. Bu da bize aslında değişen olaylara biraz daha esnek davranabilmek, direnç göstermemek gerekliliğini ifade ediyor. Mümkün olduğu kadar olayları çift taraflı görebilmek, olaylara farklı taraftan bakanın kazanabileceği bir dolunay diyebiliriz. Retro konumuna hazırlanan Venüs ve Şiron'un eşlik ettiği bu dolunayda e, özellikle sizin e, dışınızda gelişmiş bir takım olaylar gündeminize gelecektir. Bu olaylarda biraz daha bakış açınızı kabullenici e, olma yönünde e, esnetebilmeniz e, önemli. E, bazı gizli saklı kalmış konular ortaya çıkabilir bu süreç içinde. Mümkün olduğu kadar da detaylardan daha ziyade Resmin bütününü, genelini görmeye çalışmak, daha karlı olmanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde kazalara bağlı yaralanmalar, yüzde ve diş etlerinde sorunlar, diz bacak hassasiyetleri yaşamakta mümkün. 24 Aralık'a geldiğimizde ise Satürn Uranüs karesi olduğunu görüyoruz. Bu sert bir açı. 2021'in içinde 3. kez tekrarlanacak olan bir açı. İlk ikisi 17 Şubat ve 15 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Satürn daha fazla bize almamız gereken sorumlulukları, öğrenmemiz gereken alanları işaret eder. Uranüs ise daha çok yenilikleri, devrimleri özgürleşmeyi ifade eder. Bu İkisinin birbiriyle yapmış oldukları sert açı toplumsal anlamda baktığımızda aslında eski tarzda olayları yürütmeye çalışanlarla yenilikçilik isteyenler ve yeni bir takım durumları yaratmaya çalışanların karşı karşıya geleceği bir dönem diyebiliriz ani değişen hava koşullarına bağlı e, doğal afetler yaşamak, elektrikle ilgili sorunlar ya da e, deprem e, olması bu e, dönemde muhtemel olan e, olaylar. Sizler bu dönemde e, bireysel anlamda alacağınız etki olarak e, 17 Şubat ve 15 Haziran civarı neler yaşamıştınız, onları bir gözden geçirebilirsiniz. Onun dışında da arkadaşlarınızla ya da ileri dönük bir takım hedeflerinizle ilgili e, konularda sorun yaşamanız mümkün bu dönemde. E, maddi olarak da zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir bu süreçte. E, mümkün olduğu kadar e, plansızca riskli hareket etmemek 24 Aralık civarı önemli olacak. Ve ayın sonuna geldiğimizde 29 Aralık'ta. Şans gezegenimiz Jüpiter balık burcuna geçecek. 11 Mayıs 2022'ye kadar da balık burcundaki seyrine devam edecek. Jüpiter balık burcundayken hepimizin yüreklerine biraz daha merhamet, fedakarlık Aşılanıyor. Biraz daha olaylara yumuşak bakmak söz konusu. Hedeflerimize, ideallerimize, isteklerimize yönelip o alanlarda biraz daha ilerlemek Jüpiter balık geçişinde söz konusu. Siz bu dönemde yani 29 Aralık-11 Mayıs arasında daha çok ticari konularda, akademik süreçlerde, yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa bu alanlarda olumlu e, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu şansa sahip olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken noktada e, gereğinden fazla olaylara iyimser e, yaklaşıp gereğinden fazla olaylara iyimser yaklaşıp kendini kandırma tuzağına düşmemeniz gerekiyor. Evet günden böyle yoğun, Aralık ayı zorlu bir ay. Hepimiz için verimli geçmesini diliyorum. Önümüzdeki ay Ocak ayında 2022'de görüşmek üzere. Hepinize iyi seneler. Hoşçakalın.